Herkese merhabalar. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Akıllı Para başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir Merkez Bankası faiz kararı gününde daha birlikteyiz. Bugün piyasa beklentilerinin aksine biraz daha yüksek bir faiz indirimi gerçekleşti. Konsensus beklenti 100 bas puan şeklindeydi. 1,5 puanlık bir faiz düşüşü geldi. İşte tablodaki ilk başlığımız da zaten budur. Ve Kasım'da da benzer bir hamle yapılabileceği sinyali geldi. Elbette Merkez Bankası'nın aldığı bu kararı varsa etkileri, şaşırttıysa kimleri, neden şaşırttığı, şaşırtmadıysa neden şaşırtmadığını akıllı para içerisinde konuşuyor olacağız. Gelelim ikinci başlığımıza. Almanya'da üretici enflasyonu zirveyi korudu. Enflasyon küresel anlamda kaygı yaratmaya devam ediyor ve Almanya tarafında da üretici enflasyonu verisi geldi. Buna göre baktığımızda Ağustos ayına kıyasla %2.3, 2021'in aynı dönemine göre ise %45.8 yükseldi Almanya'da üfe Eylül ayında. Bir diğer başlığımız yenle ilgili. Yen dolar karşısında 32 yılın dibini gördü başlığı taşıyor. Peki 150 seviyesini aştı dolar yen kuru, 90 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti ve yende yaşanan bu gerilemeyi de bir süredir zaten takip ediyorduk ve de Japonya'da yetkililerin gündeminin ilk sıralarında yer aldığını biliyoruz. Bunu da konuşuruz elbette. Buradan geçelim bir emtiaya, demir cevherine. Burada düşüşün derinleştiğini not etmek lazım ve özellikle de gayrimenkul krizinin Çin'deki talebi düşüreceği beklentisiyle Singapur'da ilk kez ton başına 90 doların altına indi demir cevheri efendim ve bu da yaklaşık bir yılın en düşük seviyesi olma özelliğini koruyor. Gelelim son başlığımıza. Orada da Almanya'dan bir not var. Almanya Başbakanı Scholz gazda tavan fiyat geri tepebilir değerlendirmesinde bulunmuş. Biraz detaylarına bakalım bunun. Scholz gaz fiyatlarına Avrupa Birliği genelinde bir üst sınır getirilmesi önerisinin bölgenin Rusya'dan gelen ciddi bir arz kesintisini dengelemeye çalıştığı dönemde geri tepebileceği uyarısında bulunuyor. Üst sınır yerine Japonya ve Güney Kore modelinde olduğu gibi alıcılarla yakın işbirliği yapılması metodunu önermiş Almanya Başbakanı Scholz. Öne çıkan bu başlıkların ardından gelin bakalım Avrupa borsalarında an itibariyle nasıl bir tablo var. Ağırlıklı olarak bu kez alıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz ama yine de yükselişler öyle çok agresif değil. Londra'da hatta çok yatay pozitif %0.06. Paris'te %0.4, İtalya'da %0.26'lık değer artışları var. Bu tabloda tek kırmızıya işaret eden piyasa Frankfurt DAX borsası, orada da %0.30'luk bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Gelin isterseniz bir de birkaç başka veriyi sizlerle paylaşalım. Yine bu an itibariyle ne oluyor, ne bitiyor ona bir bakalım. BIST %100'de %1,5'a yakın bir prim olduğunu görüyoruz. Buradaki alımlar kararında ardından bir miktar daha hızlanmış görünüyor. Bankacılık endeksinde yine %2'lik bir prim olduğunu söyleyelim. Hacim 60 milyar lira düzeyine ulaştı. Öte yandan dolar TL'de bir hareket olur mu faiz indiriminin ardından diye bakıyorduk. Ama yok. 18.57.62'deyiz dolar TL'de. Euro TL'de ise 18.24.18'deyiz. Türkiye 5 yıllık CDS'lere baktığımızda çok hafif bir yukarı yönlü eğilim var. 739'dayız. Dolar endeksine bakalım 112.58, euro dolar 0.98.12 ve petrol tarafına şöyle bir baktığımda bugün %1,5 Brent'te %2.2'lik WTI'de yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz. Altında da yine hafif yukarı bir eğilim var, 1637 dolardan geçiyor. Ons altının işlem değeri böyle. Nursiyem'e gidelim şimdi. Arzu Toktay bizim için biraz daha detaylı anlatsın istiyorum. Merkezin faiz kararının ardından oluşan tabloyu. Arzu hoş geldin, söz sende.
Teşekkürler Didem. Evet, kuşkusuz bugünün ana gündemi Merkez Bankası kararı, 150 bas puanlık faiz indirimi ve bunun piyasaya olan etkisi. Burada tabii toplantının tutanaklarında diyelim, gündemde Merkez Bankası'nın açıklamalarında özellikle küresel ekonomik yavaşlama, sanayi üretimi tarafındaki geri çekilme, imalat sanayindeki olası bir zayıflama gibi etkenleri göz önüne alarak finansal koşulların desteklenmesi konusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Burada da fiyat istikrarı yerine Merkez Bankası son dönemde finansal koşulların desteklenmesi ve büyüme tarafını bir miktar daha öne çıkarmış görünüyor bu politikalarda. Burada tabii küresel ekonomik yavaşlama, ki dünya genelinde artan faiz ortamı içerisinde beklentisi, içerideki beklentileri de şekillendirirken yine küresel anlamda üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi tarafında devam eden baskılara rağmen biz biraz daha 2023 Haziran ayında muhtemel yapılması muhtemel seçimler öncesi ekonomik büyüme tarafında odaklanmış gibi duruyoruz. Tabii bu kararın özellikle BIST 100 tarafındaki etkisi pozitifti. Bankacılık sektörü özelinde zaten gün başından itibaren bir hareketlenme vardı. Bu hareketin karar ardından da devam ettiğini gördük. Diğer yanda ulaştırma sektörü içerisindeki hisse senetleri gene 3. çeyrek bilanço beklentileri ile yükselişini sürdürdü. Bu iki tarafın endeksler tarafında endeksteki yükselişe katkısı açıkça görülüyor. Ancak işlem hacmine baktığımızda 60 milyar TL'lik işlem hacmi ile bu tarz bir gün için, bu tarz önemli bir kararın aldığı gün için biraz işlem hacminin düşük olduğunu, katılımın biraz zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Hisse basında değişimler yaşanıyor ve yeni girişler, yeni açılan pozisyonlar ile bir miktar işlem hacminin artması mümkün olabilir ve bu da 3950 üzerinde 4000 ve üzerinde denenmesini gündeme getirebilir. Ancak şimdilik piyasa kısa vadede 3950'yi kendine bir direnç olarak belirlemiş gibi görünüyor. Tabii Merkez Bankası politikaları tarafında diğer gelişen ülke merkez bankalarından hem enflasyon tarafında hem politika faizi tarafında hem de 10 yıllık tahvil faiz getirileri ardında biraz farklı bir pozisyonlanma içerisindeyiz. Bu da hisse senedi piyasasına olumlu yansıyor. Bunun bilançolara yansımasını da göreceğiz ama bizim için şu anda özellikle araştırma tarafındaki araştırma birimi için önemli olan 12 aylık hedefler belirlediğimize göre bu bilanço dönemi ardından küresel ekonomik yavaşlama beklentisi de olduğuna göre, ki bunu Merkez Bankası da tutanakları içerisinde açıkça ifade etmiş, bazı sektörlerin ve bazı hisse senetlerin 3. çeyrek bilançoları ardından zirve seviyelerini belki önümüzdeki bir yıl içerisinde en iyi bilanço açıklamalarını gördüğümüzü anlayabileceğiz. Bunu tahlil etmek önemli diye düşünüyorum. Bu nedenle de bazı sektör ve hisse senetlerini belki de 3. çeyrek bilançoları ardından biraz daha arka plana itip bazı sektörleri ön plana çıkarmak gerekecek. İleriye dönük beklentilerin özellikle küresel ekonomiyle beraber hisse senedi piyasasında çok da olumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama bizim tarafımızda biraz farklı bir tablo var. Bu nedenle de yükseliş eğilimini muhtemelen koruyacağız. Yeni zirveler görmemiz de muhtemel olabilir. Ama sektör ve hisse seçiminin biraz daha ön plana çıktığı bir sene içerisine giriyor olabiliriz Didem. Arzu Toktay, çok çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. İyi çalışmalar diliyorum sana. Akıllı Para'da şimdi araştırma masasına gidiyoruz. Çünkü Kutay Korap bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma masasında Kutay Korap'la birlikteyiz. Kutay, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Akıllı Para'ya girerken demir cevherindeki keskin düşüşten bahsettim ben. Bir haber başlığı olarak sen de bize bu konuyla ilgili bir çalışma hazırladın zannediyorum. Evet, şimdi demir cevheri fiyatları son kabaca bir yıllık bir fiyat performansından bahsediyoruz ki bu bir yıllık süre zarfı içerisinde Singapur vadelilerde demir cevheri fiyatlarının ton başına 90 dolar seviyesinden
Kasım ayındaki 90 dolarlık seviyesinden biz çok hızlı bir şekilde Şubat-Mart aylarında demir cevheri fiyatlarının 160 doların üzerine çıktığını görmüştük. 170 dolarlara kadar yükselmişti. Yani çok kısa vadede fiyatlar iki katına çıkmıştı. Şimdi burada demir cevheri fiyatlarında merkez bankalarından gelen para politikasındaki sıkılaşmaya yönelik hamleler ve akabinde de sıkılaşmaya devam edeceği yönündeki sözlü yönlendirmeleri ve aynı zamanda Çin'de Covid-19 ile ilgili sıfır politikayı sürdürmeye devam edeceği açıklaması. Yine Çin'de konut piyasasında öne çıkan problemler, bunların her biri demir cevheri tarafındaki fiyatları aşağı çekmişti ve tam bir yıl sonrasında tekrardan Singapur'da demir cevheri vadeliler 90 doların altına bugün itibariyle sarktı. Bugün fiyatlar %3 aşağıdaydı. 89,35 dolara kadar geriledi ton başına demir cevheri fiyatları ve böylece Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Aynı zamanda Dalian tarafına bakarsak orada da fiyatlar %3'lere kadar gerileyen bir düşüş bugün ön plana çıktı. Şimdi bu demir cevheri fiyatları bir yılın en düşük seviyesinde kalmasının arkasında ne yatıyor diye bakarsak özellikle Çin'de 2003 yılında Çin'in demir cevheri talebinin yavaşlayacağı yönündeki tahminler ön plana çıkıyor. Özellikle burada emlak sektöründe önemli oranda bir yavaşlama öngörülüyor. Çünkü Xi Jinping yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi. Evler yaşam içindir. Evler spekülasyon için üretilmiyor şeklinde, hani bu minvalde tam hani Çince'den İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğimizde hani buraya çevirebildim ben maksimum. Yani özetle söylemek istediği şey şu. Yani ev fiyatlarını speküle etmeyin. Bu evler yaşam için ön plana çıkıyor dedi. Ve bu açıklama sonrasında demir cevheri fiyatlarında biz bu düşüşleri gördük. Ve mevcut kayıplar Mart zirvesinden %45'e ulaşmış durumda. Tabii bu hal böyle olunca kurumlardan da açıklama geldi. Goldman mesela bir açıklama yaptı. Yeni konut başlangıcında Çin'de %20'lik bir daralma bekliyoruz dedi. Bu da çok ciddi bir oran. Yani 2023'te %20'lik daralma mevcut zayıf olan talebin önümüzdeki dönemde devam etmesini bekler. Evet. Aynı zamanda şunu da eklemekte fayda var. Arz artarken pandemi döneminde buralarda kapanmalardan dolayı tedarik noktasında ve arz noktasında problemler vardı. Şimdi arz artmaya devam ederken talep zayıflamayı sürdürüyor. Bu ikisi zaten arz talep dengesindeki süreç daha önce talep yüksek, arz düşükken şimdi talep düşük, arz yüksek gibi bir noktaya evrilmeye devam ediyor. O da fiyatları 90 doların altına çekiyor Singapur vadelilerde. Bu son bir yıl içerisinde zannediyorum birçok emtiada dönem dönem arz, dönem dönem talep taraflı sert fiyat hareketleri gördük. Aslında ikisini aynı anda gördüğümüz böyle bir yılı ben çok da hatırlamıyorum. Yani 2023 Mart'ta yani 4-5 aylık süreç kaldı desek 3 yılda yani şöyle bir dalga hareketi gördük. Yani. Tabii Covid'le de başlayan COVID'le bir talep süreci katıyorsun aynen. Sen tabii, haklı olarak. 3 yılda çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol Kutay bu çalışma için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kriptolarla ilgili ne oluyor, ne bitiyor merak ediyor musunuz? Bence ediyorsunuzdur. Gidelim Feksobit'e Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım. Karşımızda Sercan hoş geldin. Merkez Bankası'nın faiz kararını izlediğimiz bir gün ama kripto paralara yatırım yapan izleyicilerimiz, yatırımcılarımız ve konuyu merak edenler de sizin bizimle paylaşacağınız notları merak ediyor. Seni dinliyoruz. Merhaba Demir. Öncelikle hoş bulduk. Tabii ki gündemde şu an Türkiye tarafında Merkez Bankası'nın kararı var ama bir de kripto tarafının bir gerçeği var. Kripto tarafı baktığımızda pazartesi ve salı günü gelen aslında ABD'deki bankaların 3. çeyrek raporlarından sonra bir yükselişi geçmişti. Lakin çarşamba günü FED üyelerin yapmış olduğu açıklamalarda özellikle Kashkari ve Ballard'ın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı piyasada bir anda bir resesyon korkusu ve satışlar gelmeye başladı. Hatta 10 yıllık Amerika getiri eğrilerine baktığımızda da tekrardan 4'ün üzerine sarktığını görüyoruz ve bu bir anda satışa baskı getirdi ve Bitcoin'de bugün itibariyle baktığımızda
18.900'den destek aldı. Şu anda 19.200 civarında seyrediyor. Lakin ABD futurelerini şu an incelediğimizde istatistik verileri öncesinde şu anda yatay pozitif olarak gözüküyor. Ama bu veriden sonra biraz daha volatilite görebiliriz. Bitcoin tarafının market cap'ine baktığımızda şu anda total market cap kripto tarafı 880 milyar dolar. Aslında geçen hafta ve 13 haftaya baktığımızda hep aynı rakamlarda olduğunu görüyoruz. Bitcoin tarafını incelediğimizde de 19 haftadır Bitcoin'in bir konsolide olduğunu görüyoruz. Yani 19 haftadır 19 bin civarlarında bir ortalama fiyatı var ve buralarda seyrediyor. Biraz daha geçmiş verilere baktığımızda da 2018'de böyle bir durum yaşamıştık. Yani yaklaşık olarak 40 hafta bir konsolide süresinden sonra çok sert bir kırılım gelmişti. Zaten teknik analizde incelediğimizde bu kadar uzun süre aynı fiyatlarda kaldığında, akümüle olduğunda fiyatların hızlı bir şekilde yukarı veya aşağı geleceği genelde görülüyor, izleniliyor, tahmin ediliyor. Yine aynı hareketlerin de bu yakın zamanda gerçekleşmesi ihtimal. Çünkü 2018'den sonraki en uzun süreli 19 haftalık bir akümüle sürecini görüyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda da yine aynı şekilde de bir hacimsizlik, bir işlemlerde stabil kalma olayı var. Özellikle merge birleşme olayından sonra istediği performansı yakalamadığını görüyoruz. Çünkü bu anlamda Ethereum tarafında stake etme aslında biraz daha geleneksel finansa çevirdiğimizde faiz alma gibi diyebiliriz. Stake deyip yani stabil tutuyorsunuz ve size karşılığında bankacılığın yaptığı gibi belli tutarlarda size bir ödül veriyor. Vadeli işlemler gibi düşünebiliriz. Bunlardan dolayı da işte fiyatlamalarda biraz daha stabil kalma durumu söz konusu. Bu kadar piyasa düşükken, kötüyken de aslında negatif ayrışan coinler de var piyasadan farklı olarak negatif giden. Mesela bunlardan birisi Maker coin'i. Ve incelediğimizde 29 günde %90'lık bir müthiş bir getiri sağlamış. Yani piyasalar bu kadar düşerken, ABD endeksleri, tüm piyasalar, riskler sürerken 90 günde %90'lık bir getirisi var aslında. Ve ne kadar şartlar kötü olursa olsun aslında biz şunu da görmüş oluyoruz. Farklı taraftan da iyi getirileri olan asetler mevcut. Biraz da zincir üstü metriklere gelmek istiyorum. Şimdi zincir üstü metriklerde incelediğimizde şöyle bir durumu kontrol ettim. 100 adet üstünde Bitcoin'i tutan holderlar, kişilerde cüzdanlarda bir azalma var. Bu azalma sebebi belki fiyatın aşağı düşeceği korkusundan dolayı satma olabilir ya da farklı bir şekilde işlemler yapmış olabilir. Bitcoin destek direncine baktığımızda da şu anda 18.800 çalışıyor. Bunun altında 17.600 var. Öndeki destek noktası, düzeltiyorum, destek noktası bu söylemiş olduğum rakamlar, yani direnç taraflarında da 21.300'e geçmesi gerekiyor. 19.800 var. Bundan sonra belki ilerleyen zamanlarda 24'leri görebilir miyiz? İnceleyeceğiz. Çünkü piyasa şu anda negatif olarak gözüküyor. Zincir üstü metreden bir tane daha da söylemek istiyorum. Balina. Belki insanlar çok fazla merak ediyor. Balina nedir? Ne oluyor diye. Balina zincir üstü metriklerde cüzdanında 1000'den fazla Bitcoin'i bulunan kişidir. Son 24 saati incelediğimde şu anda 1706 tane balina oldu tekil olarak çıkıyor zincir üstü metriklerinde. Zincir üstü metrikler bu blockchain'in kendi verisine alınan şeyler. Biraz da haberlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında insanların şu anda makro taraf kötüyken iyi haberlere ihtiyacı var belki de. Onlara biraz odaklanalım. Birkaç güzel iyi haberimiz var. Şu Mastercard bankalarla bir köprü kuruyor ödeme ağında. Bunda en azından daha çok uyum ve güvenlik tarafını ele alacağını söyledi. Aynı zamanda Brezilya'da dijital bank olan Nubank da 2023'ün birinci halinde kendi token'ı çıkaracağını söyledi. Yani aslında bankalar da yavaş yavaş bu işlere giriyor. Hatta geçen hafta biliyorsunuz söylemiştim. New York Mellon'da saklama hizmeti alanında onay almaya başladı. Aslında ne oluyor? Büyük devlerde buraya girmeye başlıyoruz. Bu da tabii ki aslında yavaş yavaş bu anlamda iyi noktalara geleceğimizi söylüyoruz. Son bir haberde regülasyondan vereyim. MiCA'da aynı zamanda 2023'ün ilk çeyreğinde yürürlüğe girecek ama ne zaman başlayacak konusunda bir bilgi yok. Kısa da böyle söyleyeyim, evet. Özetlemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum Sercan Yıldırım, aktardığım bu notlar için kolaylıklar diliyorum. Efendim reklama gitmeyeceğiz. Önce Londra'ya gideceğiz ama şu son dakikayı verelim. İngiltere hükümetinden Türkiye saatiyle 15.30'da bir açıklama yapılacağı söyleniyor. Buyurunuz Ceren'e doğru yaklaşalım. Kendisi hazır zannediyorum. Nasıl bir açıklama olacak? Ne bekleniyor? Çünkü Liz Truss'la ilgili acaba görevinin artık süresinin sonuna mı gelindi? Bir istifa olur mu olmaz mı? Da konuşulan bir gündem. Ceren Dilekçi Köseoğlu, hoş geldin. Ne dersin? Ne beklemeliyiz? Nasıl bir açıklama yapacak İngiliz hükümetim?
Didem, aslında İngiltere Başbakanı Liz Truss üzerinde istifa baskıları giderek artıyor. Dün İçişleri Bakanı Braverman istifa ettiğini açıkladı. Ardından dün akşam saatlerinde parlamentoda çok yoğun kavgalar yaşandı. Ve bu yaşananların ardından özellikle Muhafazakar Parti milletvekillerinin Liz Truss'ı desteklemesi yönünde fiziksel güç kullanımı dahil olmak üzere şiddet kullanılarak aslında bazı görüntülerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Ve tüm bu gelişmelerin ardından Liz Truss üzerindeki istifa baskılarının arttığı, yani parti içerisinden çok sayıda milletvekilinin 1922 komitesi başkanına mektup sunarak güven oylamasına gidilmesi gerektiği yönünde ya da istifa edilmesi yönünde Brady'nin, yani komite başkanının Truss'ı ikna etmesi yönünde çağrılar artmış durumda. Tabii az önce gelen açıklamalar önemli. Acaba Liz Truss bugün istifasını sunacak mı? Aslında herkes bu soruyu merak ediyor. Türkiye saatiyle 15.30'da bir açıklama yapacağı kaydedildi. Fakat az önce Liz Truss 1922 komitesi başkanı Brady ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aslında Brady önemli bir isim çünkü Muhafazakar Parti içerisinde lider seçiminden sorumlu isim ve görüşmenin ardından Truss'ın sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada önümüzdeki seçimlere kadar, seçimler dahil olmak üzere, Truss'ın partiyi temsil etmeye devam edeceğini kaydederek aslında istifa çağrılarını reddetmiş oldu. Bu bağlamda bu açıklamalar önemli. Bu açıklamaların ardından sterlin değer kazanmaya başladı. Sabah saatlerinde sterlin dolar ve euro karşısında hızlı bir değer kaybetme sürecine girmişti. 1.11'li seviyelere kadar geri çekildiğini gördük dolar karşısında. Ardından sterlin şu saatlerde dolar karşısına baktığımız zaman tabii 1.12.80'ler seviyesine yükselmiş durumda. Yani %0.6 oranında değer kazanıyor. Tabii işinin ekonomik boyutu da var. Çünkü orada da aslında basına yansıyan haberler endişe verici. Özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın tahvil alım programı kaynaklı zararlarını karşılaması için İngiltere hazinesinin yaklaşık 11 milyar sterlinden fazla para transfer etmeye hazırlandığı ifade edildi. Diğer yanda İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cunliffe, Eylül ayında yaşanan ve Merkez Bankası'nı müdahaleye zorlayan piyasa kargaşasından Truss'ın sorumlu olduğunu ifade etti. İngiltere Merkez Bankası'ndan Broadbent de ise yaptığı açıklamayla faiz artırım sürecine dikkat çekti ve faizlerin piyasanın beklediği ölçüde artmayabileceğini söyledi. Çünkü bunun talebi yavaşlatacağını ve gayri safi yurt içi hasıladan %5 oranında bir pay götürebileceğini söyledi. Yani büyümeye büyük bir darbe vurabileceği açıklamasını yaptı. Broadbent'ten gelen bu açıklamaların ardından 3 Kasım tarihindeki İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin törpülendiğini takip ediyoruz. 100 bas puan altına bir faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya başladı. Piyasalar cephesinde mortgage faizleri yükselişini sürdürüyor. Mesela bugün baktığımız zaman 5 yıl vadeli mortgage faizleri %6,5 seviyesiyle 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Son olarak Avrupa borsalarındaki fiyatlamalara da bakalım. Sabah saatlerinde İngiltere'de artan bu tansiyon Avrupa borsaları üzerindeki baskıyı arttırmıştı. Fakat öğle saatlerinden itibaren yeniden karışık seyre döndü Avrupa piyasaları. Bugün petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Avrupa'da enerji hisselerini destekliyor. Petrol ve gaz endeksi Avrupa'da değer kazanıyor. %2'ye yakın oranda değer kazancı ile işlem görüyor. Diğer tarafta bugün Almanya'dan üretici fiyatları verisini aldık ve ÜFE Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Yıllık bazda fiyatlarda %46'lık bir artış yaşandı. Aylık bazda ise %2.3 ile beklentilerin üzerinde kalmaya devam etti. Enerji fiyatlarında yaşanan artışın etkisi diyebiliriz Didem. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana da. Kolaylıklar diliyoruz. Açıklamayı da bekliyoruz. Artık dakikalar kaldı. Akıllı Para'da şimdi bir reklama gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akıllı Para devam ediyor. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben bir konuğumu şimdi sizlere sunmak istiyorum. TED Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Doçent Doktor İbrahim Ünalmış. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey, sağ olun. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyorduk zaten. 100 bas puanlık bir faiz indirim beklentisine karşın 150 bas puanlık bir indirim gerçekleşti. Beklentilerin ötesine geçti. Bu arada hemen bir parantez açacağım. Birazdan arkadaşlarımız İngiltere'den görüntüleri paylaşıyor olacaklar. Biz sohbet ederken arka planda izleyicilerimize o görüntülerin ne olduğunu söylemek adına İngiltere hükümetinden bir açıklama yapılacağı duyuruldu. Biraz önce son dakika olarak sizlere söylemiştim. Liz Truss üzerinde istifa baskılarının arttığı bugünlerde özellikle de hem artık sözlü hem de bir miktar şiddete vardığı söylenebilecek bir ortam olduğunu görüyoruz. Yani itişler, kakışlar, bunlar Liz Truss'ın sonunu getirecek mi, getirmeyecek mi? Buna bakacağız birazdan, oradan gelecek son dakikayı takip ediyoruz. Evet, İbrahim hocamıza tekrar dönelim. Hocam öncelikle siz nasıl bir faiz kararı bekliyordunuz Merkez Bankası'ndan bugün ve bu gelen karar sizi herhangi bir şekilde şaşırttı mı? Biraz bize anlatır mısınız nasıl okuduğunuzu bu faiz indirimini? Şimdi aslında genel beklenti değil. Benim de beklentim yakın zamanda faizlerin, politika faizinin tek haneye inmesi yönündeydi. Çok ciddi bir konsensüs oluştu. Zaten Cumhurbaşkanımız da bu yöndeki tercihini söylemişti. Buna istinaden de zaten belirttiğim gibi bir konsensüs vardı. Tabii hangi hızla gideceğini burada kestirmek zor. Ama geldiğimiz noktada öyle anlıyoruz ki Merkez Bankası burada daha hızlı hareket etmek istiyor. Çünkü zaten gideceğimiz noktayı biliyorsak eğer, yani %9 faize yine gideceğimizi biliyorsak piyasa açısından mümkün olduğu kadar çabuk o noktaya gitmek bence daha doğru bir karar. Dolayısıyla 150 bas puanlık bir indirimi bugün gördük. Gelecek ayki PPK toplantısında da benzer bir politika adımının atılacağının zaten ipuçlarını Merkez Bankası metinde vermiş. Evet. Ondan sonra da zaten duracağını söylüyor. Yani net bir şekilde hangi adımları atacağını söylemiş ve piyasaya net bir mesaj vermiş. Bu arada bir son dakika verimiz de var. Amerika'yı da yakından izlediğimiz için aktarmak istiyorum. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 214 bin olarak geldi. Beklenti 230 bindi. Bir önceki de 226 bin düzeyindeydi. Onu paylaşalım. Yine Sky News'un son dakika feedlerine göre, haberine göre de Liz Truss'ın istifa etmesi bekleniyor denildi. Biraz önce son dakika olarak onu da aktardık. Hocam peki şimdi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmelerini zaten tek haneli bir faize doğru bizi götürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir şaşırtıcılığı belki de olmadı. 100 değil de 150 bas puanlık bir indirim gelmesinin. Ama bunun piyasalar ve daha ziyade ekonomi, makroekonomi anlamındaki etkilerinin ne olmasını beklediğinizi daha çok ben merak ediyorum açıkçası. Bir seçim yılına doğru gidiyoruz, tek hanelerle gidiyoruz. Negatif reel faizimiz var, rekor seviyede bir fark var faizde. Dolayısıyla bunu 2023 yılı içerisinde hayatın gerçeklerine, işleyişine nasıl entegre edeceğimizi düşünürsünüz diye sormak isterim. Ya şöyle, şimdi Merkez Bankası faizinin eskisi kadar tabii haber önemi kalmadı. Yani daha önce Merkez Bankası 50 bas puanlık bir sürpriz yaptığında yukarı ya da aşağı yönlü, bunun muhakkak hem kur tarafında hem borsa tarafında etkilerini görürdük. Ama finansal piyasalara baktığımızda bugün her iki tarafta da çok ciddi bir dalgalanma görmüyoruz. Yani sürprizin büyüklüğüne göre bir dalgalanma gözlemleyemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası faizi artık bir gösterge faiz niteliği aldı. Piyasadaki faizleri sadece eskisi gibi Merkez Bankası faizi yönlendirmiyor. Alınan diğer makro ihtiyati tedbirler daha ziyade piyasadaki faizleri yönlendiriyor. Yani hem kredi faizlerini hem mevduat faizlerini malum artık alınan makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda bankalar belirlemek zorundalar. Aksi takdirde işte çeşitli cezai müeyyidelerle karşılaşıyorlar.
bu fiyatları belirlerken. O yüzden evet. Merkez Bankası faizi artık hani önümüzdeki dönemde ne olur'a bakmak açısından bir gösterge niteliği var. Ama tam olarak nereye gideceğimiz konusunda bütün bilgiyi içermiyor diye söyleyebilirim. Pekala, bu arada yine gözümüzde İngiltere'de bir yandan. Acaba şunu da konuşmalı mıyız hocam? Yurt dışında yaşanan bir sürü gelişme var. Herkes enflasyonla mücadele ediyor. İçeride bizim de oldukça ciddi, yüksek denilebilecek bir enflasyonumuz var. Bizden sonra bir Arjantin var bildiğimiz, bize en yakın, ki o bile bizden bir aile aşağıda. Şimdi Aralık'ta baz etkisiyle bir miktar gerileme bekliyoruz ama sizin öngörüleriniz özellikle bu yılı nerelerde kapatacağımıza yönelik ve 2023'e odaklanırsak eğer, bu arada istifası geldi, Listras'ın o da açıklandı, paylaşmış olalım. Gerçekten de zorlu bir süreçten geçiyordu İngiltere zaten. Detaylar geldikçe paylaşacağız. Ben soruma dönüyorum hocam. Enflasyonla mücadele çerçevesinde 2023'ün ilk 6 ay ile ikinci 6 ay arasında farklı uygulamalar beklemek doğru mu ya da gelir mi sizce? Tabii şimdi önümüzde bir seçim var ve Türkiye artık seçim havasına yavaş yavaş girmeye başladı. Dolayısıyla seçim öncesi dönem makroekonomik tercihleri ve seçim sonrası makroekonomik tercihlerinde farklılıklar muhakkak gözleriz. Seçim öncesi dönemde tabii şu anda özellikle kamu maliyesi tarafında çok ciddi bir genişleme yok. Bütçenin fazla verdiğini biliyoruz. Diğer taraftan kredi büyümesinde bir yavaşlama var son dönemde. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bunların ekonomik büyüme açısından etkisinin aslında yavaşlatıcı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Ama özellikle 2023 yılına girdikten sonra seçimler yaklaştıkça muhakkak kamu maliyesi tarafında bir miktar harcamalarda artış ve aynı zamanda kredi büyümesinde de bir ivmelenme görebiliriz. Hocam çok çok teşekkür. Evet. Pardon, böldüm hocam cümlenizi. Buyurun. O bağlamda enflasyonla mücadele açısından 2023'ün ilk döneminde çok önemli bir adım gelmesini ben beklemiyorum. Evet. Ama 2023'ün ortasından sonra, yani seçimleri atlattıktan sonra bazı adımlar atmalıyız ki enflasyonda Türkiye'ye yakışan daha doğru noktalara gidelim. Doçent Doktor İbrahim Ünalmış, çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza sunduğunuz katkı için. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Listras'ın istifası ile ilgili notları paylaşacak bizimle. Ceren, söz sende. Didem, merhabalar. Evet, İngiltere Başbakanı Liz Truss az önce istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu ve yaklaşık 44 gün görevde kalarak İngiltere tarihinde en kısa süre görev alan başbakan olarak tarihe geçti kendisi. Tabii yaptığı açıklamada ekonomik istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini ve artık görevi devam ettiremeyeceğini, sürdüremeyeceğini taraftaya ilettiğini belirtti. Zaten İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ı birkaç ay önce hatırlayacak olursak milletvekillerinin baskılarına dayanamayarak istifa etti duyurmuştu. Aynı şekilde yeni başbakan Liz Truss da milletvekillerini, yani Muhafazakar Parti içerisinde kendi milletvekillerinin baskılarına dayanamayarak istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Tabi bir saat önce aslında Truss'ın sözcüsüne bu soru sorulmuştu. Truss'ın istifa edip etmeyeceği sorusuna bir sonraki seçimlere kadar görevde kalacağını ifade etmişti kendisi. Bu nedenle bu kararın şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta tabi son olarak Muhafazakar Parti içerisinde yüzden fazla milletvekilinin parti grup başkanına baskı yaparak başbakanı görevi bırakması konusunda ikna etmesi yönünde 1922 komitesi başkanı Brady ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmişti. Ardından bugün öğlen saatlerinde Brady Liz Truss ile birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Aslında Liz Truss'ın istifa kararı bu görüşmenin ardından geldi. Tabi güven oylaması yapılamıyor yasalara gereğince. Yaklaşık 11 ay süreyle tekrar güven oylamasına gidilemeyecek.
bu nedenle parti içerisinden yeni bir ismin başbakan olarak tekrar görev alması bekleniyor. Tabii aslında büyük bir belirsizlik var şu anda. Bir haftada tamamlanması bekleniyor liderlik seçiminin parti içerisinde. Daha fazla Muhafazakar Parti milletvekilleri zaman kaybetmek istemiyorlar. Tekrar bir güven oylaması sürecine giderek. Piyasa tepkisine bakalım. Tabii ilk etapta sabah saatlerinde özellikle bu haberlerin gündeme gelmesini, yani istifa beklentisinin gündeme gelmesinin ardından sterlin, dolar ve euro karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmişti. 1.11'li seviyelere kadar geri çekilmişti. Şu saatlerde baktığımız zaman sterlin dolar karşısında %0.5'lik yükselişle 1.12.70'ler seviyesinde işlem görüyor. Euro sterlin karşısında %0.1 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. 10 yıllık tahvil faizlerinde çok hızlı bir hareket gördük. Çünkü bu kararın açıklanmasının ardından İngiltere 10 yıllık tahvil faizleri 12 bas puan düşüşle %3.76 seviyesine geriledi. Tabii baktığımız zaman aslında biraz süreci hatırlayalım. İlk olarak İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın göreve gelmesinin ardından iddialı bir vergi indirim paketi sunmuştu. Kamuoyunun tepkisini çekmişti paket. Çünkü piyasalarda büyük bir türbülans yol açmıştı. Ardından İngiltere eski Maliye Bakanı Vartank, Liz Truss'ın talebi üzerine görevi bıraktığını duyurdu. Son olarak İngiltere'nin eski İçişleri Bakanı Braverman da istifası aslında artık bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz. Çünkü Braverman istifasını sunduğu mektubunda yaptığı açıklamada bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var. Oldukça çalkantılı bir döneme gidiyoruz açıklamasını yaptı. İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın aslında şu anda ipleri elinde tutan isim olduğu belirtiliyordu son dönemde. Hatta İngiltere'nin iki tane başbakanı var yorumları yapılıyordu İngiliz basını tarafından. Çünkü Jeremy Hunt aslında artık yönetimden sorumlu olan kişi olarak biliniyordu. Hatta vergi indirimi paketinde U dönüşünü açıklaması, yani Truss'ın önerdiği politikalardan tam tersi adımlar duyurması bunun aslında artık kesinleştiği yönünde iddialar olarak gündeme gelmişti. Didem. Ceren, çok teşekkür ediyorum. İngiltere'yi daha konuşmaya devam edeceğiz. Gündem bir türlü bitmiyor çünkü şimdi de yeni başbakan kim olacak? Bir hafta içerisinde açıklanmasını beklediğini söyledi Ceren. Takip edeceğiz. Bir reklam arası, akıllı para devam edecek. Akıllı Para'nın son bölümünde Burcu Aydın Özüdoğru ile birlikteyiz. Eski IMF ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi yarı zamanlı öğretim üyesi. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Süremiz biraz daraldı İngiltere'deki son dakikalardan ötürü ama hiç lafı uzatmadan sorayım. Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladınız ve bundan sonraki dönem için aslında ne tür bir beklenti içine girdiniz? Buyurun. Merkez Bankası'nın kararı açıkçası sürpriz bir karar değildi. Belki 100 bas puanlık bir artış, işte 100-100-100 gider diye bir beklenti vardı piyasa içerisinde ama yani 150 bas puanlık bir artışta, azalışta, düşürmede açıkçası çok fazla sürpriz değildi. Çünkü zaten Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda Merkez Bankası'nın politika faizini %9 bandına çekeceğini artık piyasada herkes benimsemişti. Bu çerçevede çok büyük bir etkisi olan bir karar olduğunu düşünmüyorum. Peki, enflasyonla ilgili yapılan bir vurgu var. Para Politikası Kurulu kararı metnine baktığımda o konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi açıkçası enflasyon maalesef ikinci plana itilmiş durumda. Çünkü şu aşamada zaten biz aylık enflasyondaki artışlara bakacak olursak zaten enflasyon yüksek oranda artıyor. Parasal gelişim mekanizması hali hazırda işliyor. Özellikle mevduatlar tarafında kur korumalı mevduat dahil olmak üzere yüksek oranda bir faiz kompansasyonu var. Rica ederim hocam. Şimdi şöyle de bir şey var tabii. Burada para politikası metninde orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir deniliyor. Bir önceki paragrafta da yine benim dikkatimi çeken, sizin de belki yorumunuzu almak istediğim, finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir notu var.
takip eden toplantılarda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır diyorlar. Şimdi bu iki konu zannediyorum biraz daha öne çıkıyor. Şimdi açıkçası Merkez Bankası faiz oranlarını düşürerek enflasyonu indirme konusunda bir patikaya girmiş durumda. Merkez Bankası'nın da enflasyon hedefi %5. Bu konuda herhangi bir değişiklik henüz yapılmadı. Yani açıkçası kendi içerisinde tutarlı olması için Merkez Bankası'ndan aslında beklenen faiz oranlarını %5'in altına indirmesi. Yani bu çerçeve içerisinde, kendi açıkladığı çerçeve içerisinde tutarlı olması açısından. Ama tabii piyasanın gerçeklikleri var. Bu piyasanın gerçeklikleri nedir? Şu aşamada yurt dışı ile açılan faiz marjları nedeniyle kur üzerine çok yoğun bir baskı var. Bu baskı bir miktar rezerv uygulamalarıyla, rezerv politikalarıyla baskılanmaya çalışıldı. Ama şu anda Merkez Bankası'nın swaplar hariç rezervleri yaklaşık $60 milyar dayanmış durumda. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerle müdahale alanı oldukça sınırlı. Tabii bu kur üzerindeki müdahaleyi ya da kur üzerindeki baskıyı almak için Merkez Bankası'nı ve uygulamacı denetleyici uygulamacı kuruluşları kredi kanalını ciddi anlamda sıkmaya yönlendirdi. En son biliyorsunuz bu hafta da hayatımıza giren uygulamalarla beraber bankaların yabancı para mevduat oranlarının %50'nin üzerinde tutmaması isteniyor. Evet. Tabii bu da bankaların önemli ölçüde hazinenin finansmanı ve kredi kanalında da ciddi bir daralma anlamına geliyor. Şimdi biz aslında bakacak olursak kredilerde gerçekten çok sert bir daralma var. Gerek yabancı para kredilerde gerekse enflasyondan arındırılmış Türk lirası kredilerde. Yani şu aşamada kredinin sadece erişim kanalı olarak kullanılabildiği alan aslında kredi kartları, hem bireyselde hem de kurumsalda. Bu tabii ekonominin açıkçası ekonomik aktivitenin aşağı gelmesi konusunda da ciddi bir risk uyandırıyor. Bu arada kredi kartlarına değindiğiniz de iyi oldu. Oradaki kullanım artışı neredeyse %200'ler mertebesinde artmış görünüyor. Onun da haberini paylaşmıştık. Burcu Hanım çok teşekkür ediyorum. Burcu Aydın Özü Doğru bana eşlik ettiğiniz için bugün. Umarım ilk fırsatta en yakın zamanda daha uzun kapsamlı bir yayın yapma imkanımız olur hocamızla. Efendim akıllı paranın sonuna geldik. Şimdi bir araya gidiyoruz. Ardından Finans Merkezi ile yayınımız devam edecek.